Bu havada size artık mekanları anlatmaya başladım. Hemen arkamda gördüğünüz anıt Barış Akarsu'nun anıtı arkadaşlar. Kendisinin Amasra olduğunu biliyorsunuzdur. Biz tam yılını hatırlamıyorum. Galiba 2000'li yıllarda kendisini kaybetmiştik. O yüzden de onun anısına hemen denizin kenarında böyle çok güzel bir heykelini yapmışlar. Kendisini tabii ki şarkılarıyla hala anıyoruz, özlüyoruz ama geldiğiniz zaman da hani bu heykeli de görüp bu manzara eşliğinde de böyle bir zaman geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi artık buradan sonra rotalarımıza başlayacağız. Arkamda gördüğünüz yer Boztepe Adası. Burası yerleşik olan, yani yerleşik insanların yaşadığı Karadeniz'deki ilk ve tek ada diyebiliriz arkadaşlar. Burası küçük liman bölgesi. Hemen zaten az önce Barış Akarsu'nun heykelini gösterdiğim yerde kültür parkıydı. Yani Amasra'nın yaklaşık 5000 yıla yakın bir geçmişi var. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. O yüzden tarihi açıdan da çok önemli bir yer. Birçok gezilecek yerde zaten bu liman bölgesinde. Yaklaşık yani böyle birkaç saatte buraları gezebilirsiniz. Sonra müzeye devam edersiniz. Arkamda gördüğünüz çarşı Amasra merkezde bulunan Çekiciler Çarşısı arkadaşlar. Burası Bartın'daki yöresel eşyaların satıldığı turistik bir çarşı. Şu anda pandemiden ve hava koşullarından dolayı kapalı maalesef. Ama ilerleyen saatlerde yavaş yavaş açılacaktır. Şu an çok erken bir saatteyiz. Bartın ve Amasra yöresine ait işte tahta kaşıklar, nihaleler ya da diğer benzeri yöresel eşyaları almak için bu çarşıya gelebilirsiniz. Burası da zaten dediğim gibi küçük bir yer. O yüzden burayı bulmak çok kolay ve buradan sonra yukarı doğru kaleye doğru devam edeceğiz. Şimdi Ceneviz armalarının bulunduğu kapılardan kaleye doğru yolculuğumuz devam ediyor. Böyle şirin sokaklar. Tabii tamamen biraz daha yeni yapılarla dolu bir sokaktayız. Zaten alt taraflarını gördüğünüz gibi inanılmaz bir tarihi yatıyor ama maalesef hepsi işte apartmanların evlerin altında kalmış. İnşallah zamanla bunları da yüzeye çıkaracaklar. Biraz yokuş bir yoldan çıkıyorsunuz. Ama bahçeli evler, yemyeşil aslında da biraz mevsimden dolayı şu anda çok renkleri göremiyorsunuz. Bakalım belki yukarısı daha güzel olacak. Şu anda Amasra Kilisesi'nin yanından geçiyoruz arkadaşlar. İçeri doğru gireceğiz. Burası Bizans döneminden kalma bir eser. 9. yüzyıldan kaldığı söyleniyor. Şu anda aslında şapel diye de geçiyor. Yani kilisenin küçüğü aslında burası. Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle birlikte burası camiye çevriliyor ama 1930'larda ibadete kapatılıyor. Şu anda da kültür evi olarak da hizmet veriyor. Şu anda Ceneviz Kalesi'nin olduğu terasa çıktık arkadaşlar. Burası sanırım Bartın'ı gözlemleyebileceğiniz en güzel yerlerden bir tanesi. Diyecektim ki Amasra olacaktı. Evet. Evet, tekrar söylüyorum. Şu anda gördüğümüz yer, arkamda bulunan kısım Amasra manzarası arkadaşlar. Ceneviz Kalesi'ne çıktık. Burası şu anda UNESCO Geçici Kültür Miras Listesi'nde bulunan bir yer. Ve gerçekten muazzam bir manzarayı ev sahipliği yapıyor. Surlarla çevrili bir yer tabii ki ama işte zamanla burası artık işlevini kaybetmiş. Evler arasında kalmış bir yer. Buraya gelip şahane fotoğraflar çekebilirsiniz. Tabii ki havanın güzel olması şartıyla. Şu anda da yolumuza devam edeceğiz. O meşhur köprüye doğru gideceğiz. Bakalım daha neler bekliyor. Zenginliği, soyluluğu, gücü simgeleyen çift kulübe bereket taşımız var. Ve tekrar burada yine şatomuzun girişinde. Ve karşımızda devlet amblemleri ve en zengin soylu ailelerin armaları var. Yine şatomuzun girişinde. Şimdi ülkemizde biliyorsunuz tarihi esere biz çok önem veririz. Arkamızda gördüğünüz bu Ceneviz Kalesi, daha sonra şatonun içerisinde evler var. Hatta dedik ki burada yaşayanlar hakikaten çok böyle asilzadelerden gelmişler de çok şanslılar ki şatoda yaşıyorlar. Şatonun dört bir tarafında o zamanki valilerin her birinin armaları var arkadaşlar. Her gelen vali de bir sonrakinin armasını kazıyıp kendi armalarını yapmış. O da ilginç bir bilgi. Ve az önce de rehberimizin anlattığı çift kurdeleli bereket armasını da size az önce göstermiştim. Yani şu anda bu bulunduğumuz sokaklar tamamen böyle yüzlerce yıldır tarihin izlerini taşıyan yerler ama maalesef hep sağlı sokakların hemen karşısında modern yapıları görüyorsunuz. İşte daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Bizim de böyle bir İtalya, İspanya falan seviyesine gelmemiz için ama yapacak bir şey yok. Ama
Amasra'da gerçekten sokak hayvanları inanılmaz sıcakkanlı arkadaşlar. Her yerde mutlaka köpekler ya da kediler sizin yanınıza geliyor. Yani kendileri geliyor, çağırmanıza bile gerek yok. Hani bir şey vermeniz için de değil. Hepsi sanki böyle bir sokağın sahibi gibi, ev sahibi gibi. Selam. Nasılsın? İşte böyle sokaklardan yolumuza devam ediyoruz. Arkamda gördüğünüz cami Fatih Camii arkadaşlar. Amasra'daki en önemli cami. Çünkü burayı şöyle anlatmamız gerekiyor. Aslında burası Bizanslar döneminden kalan bir kiliseymiş. Zaten burada bir az önce gösterdiğim şapel vardı. Bu da büyük kilise olarak geçiyordu. Sonra Fatih Sultan Mehmet burayı fethettikten sonra burada hutbeye kılıcıyla çıkıyor ve burada hutbe veriyor. Hatta dünya üzerinde bir padişahın fethettiği bölgede hutbe verdiği ilk cami burası arkadaşlar. Hatta tek diye de biliyorum ve bu gelenek halen devam ettiriliyor. Her cuma namazında ve her bayram namazında imam kılıçla burada hutbesini veriyor. Bu konuda da gerçekten ilginç bir hikayesi var ve ilk diyebileceğimiz bir yer. Biliyorsunuz Ayasofya'daki biraz daha olay siyasi yerlere çekildi ama burası gerçekten o geleneği devam ettirmesi açısından çok önemli. Şimdi Amasra sokakları dediğimiz gibi gerçekten çok renkli aslında ama bu renkler biraz modern demeyeyim de aslında yeni yapıların yüzünden olmuş. Belli bir otantik bir hava yok maalesef. O Safranbolu'daki ya da diğer benzer ilçelerimizdeki gibi. Sadece buranın çok sağlam bir restorasyona ihtiyacı var. Umarım ileriki zamanlarda hani burayı bir yerden geçirirler. Çünkü o kadar güzel yapılar yeni yapıların arasında kalmış ki bunlara yazık oluyor. Ama yine sokaklarda gezmek çok zevkli. Çünkü sol tarafımızda harika bir deniz manzarası var. İlçedeki sokaklar da zaten gerçekten çok güzel. Aa, Aygaz geliyor bu arada. Şimdi yaratıcılığı her zaman çok severiz arkadaşlar. Burada da şöyle bir ev bulduk. Her şeyden saksı yapmışlar. Gördüğünüz gibi ayakkabılardan, kettle'lardan, portakal sıkacağından, saksılar zaten, ufak ufak ayakkabılar, botlar. Başka ne var Alper abi böyle değişik? Terazi var. En favorimiz sağ tarafı. Klozet var. Klozet. Tekerlek var. Çiçeklerimi de dikerim çalışmasını. Lütfi teyze gerçekten çok başarılı güzel ve sanatçı yapmış. Bir kimlikle yapmış. Evet, çok yaratıcı önemli. Ve sanatçı kimlikle böyle güzel saksılar yapılmış. Evet, şimdi arkamda gördüğünüz taş köprü buranın en ikonik mekanı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki birçok Amasra fotoğrafında bu köprüyü uzaktan görüyoruz. Drone fotoğraflarına böyle hayranlıkla bakıyoruz. Burası arkamda gördüğünüz Boztepe Mahallesi ile kale içini birleştiren tek karayolu noktası. Milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı için de dünyanın en eski taş köprüsü olarak da söyleniyor. Adayla yarımadayı birbirine bağlayan tek dediğim gibi karayolu. Boztepe, Amasra ya da bu bölgede yaşayanların zenginler mahallesi olarak biliniyormuş. O yüzden onlar kendini biraz izole etmişler. Sadece de bu köprüyle ulaşımı sağlıyorlarmış. İnşallah daha güzel bir havada gelince çok daha güzel görseller çekersiniz ama hani burayı da ben de anlatmadan geçemedim. Şimdi de Karanlık Kapı'ya doğru yolumuza devam ediyoruz. Burası da Karanlık Kapı arkadaşlar. Yine Bizans döneminden kalma bir kapı. Buradaki en eski tarihi yapı olduğu söyleniyor. Şimdi arkadaşlar Karanlık Kapı'dan kalenin içine doğru giriyoruz, yani Boztepe Mahallesi'ne doğru giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi yukarıda bazı armalar var. Bunlar dışarıdan gelen düşmana mesaj vermek için yapılmış armalar ve bir gözetleme kulesi var. İşte askerlerin beklediği gözetleme kulesi orası. Bu armaların anlamı şu: buraya girerseniz artık sizi öldürürüz, burada bitiririz diye. O yüzden ayağınızı denk alın anlamı gibi anlamlar da var. Yani sadece armalardan bahsetmiyorum. Şu gördüğünüz Roma kabartmaları, yani Bizans kabartmalarının da anlamı bunlar. Buradan da işte o Boztepe Mahallesi'ne doğru giriyoruz. Burada eskiden hani çok böyle yapıştırıcı tarzı taşları birbirine geçirmek için bir sistem olmadığı için tamamen taşlar birbirine geçirerek yapılmış. Aşağıdaki düşmanların geldiğini görünce yukarıda bekleyen nöbetçi ipleri indirerek, iki tane kapıyı indirerek burayı güvene alıyormuş. O yüzden burası fethedilmesi çok zor bir kısımmış. Şimdi içeri doğru gidiyoruz. Bakın işte gördüğünüz gibi şu anda o tam kapıların indirdiği giriş kısımlarına geldik. Burada nöbetçi görünce düşmanı geldiğini indirince buraya devasa bir kapı iniyormuş. Ve yapışma olayları Fatih Sultan Mehmet'in döneminden sonra, bakın şu anda görebildiğiniz gibi Horasan ağaçlarıyla elde edilen bir yapışmayla duvarlar güçlendirilmiş. Ama eskiden tabii ki bunlar tamamen geçirme düzeniyle yapılıyordu.
Şimdi de içeri taraflara giriyoruz. Şimdi Amasra'nın eski adı Sesamos arkadaşlar. Bu da Susam'dan geliyor. Bu gördüğünüz Susam bitkisi mi oluyor? Susam bitkisi ve Susam sokağı da burada çekilmiş zamanda, antik dönemde. Milattan önce 4000 ilk Susamlılar burada yaşamış. Yani şu anda çıkamadık ama Boztepe'nin üst tarafları. Yani evet, o nasıl bilgiydi Alp abi? Evet, bu bilgiden sonra, ama bunu lütfen kayıt altına almayalım. Bu Boztepe şu anda artık bu mevsimlerde tamamen mor hale bürünüyormuş arkadaşlar. İşte o da zaten bu bitkilerin tamamen bu tepeyi kaplamasıyla oluyor. Kaçıyor mu? Kaçıyor mu? Tamamen yok çünkü. Merhaba. Şimdi arkadaşlar, Amasra'da yenilecek lezzetlerden bir tanesi de midye dolma. Burada sıcak ve taze bir şekilde yapılıyor. Bakın şu anda ben zaten aldım. Şöyle göstereyim. Carlos Balık Evi'ne geldik. Şu an hemen zaten limanın yakın bir bölgede bulunuyor ve sıcacık taptaze çıkıyor. Gerçekten muazzam. Hani bak, abartmıyorum. Ben midye dolma hastası bir insanım ama bu kadar taze ve sıcak yemek çok iyi geldi. Çünkü Güneydoğu'da biraz bunları bulmak çok zor. Midye sevenler için Carlos Balık Evi'nde listemize ekleyelim. Şimdi Amasra'da dinlenmek için güzel bir tavsiyem olacak. Hemen bu liman bölgesinden başlayarak kıyıda birçok kafede ya da lokantada ya da restoranda hem balık yiyebilirsiniz, midye yiyebilirsiniz. Onun dışında da böyle çok güzel salep ve kahve yapan mekanlar da var. Günün yorgunluğunu burada atabilirsiniz. Balıkçı tekneleri de var gördüğünüz gibi arkamda. Böyle kırmızı kırmızı, mavi mavi, bu Karadeniz'in takaları gibi demeyeyim de biraz daha klasik balıkçı tekneleri. Burada da güzel fotoğraflar çıkabilir. Yani bir gün yetiyor bu genellikle, bu güzel nadir ilçemize. Birkaç saatte burada geçirirseniz artık gezinizi tamamlamış olursunuz. Ha, bu arada tekne turu da yapmak isteyenler için de kalkış noktalarından bir tanesi de burası. Biz havadan dolayı yapamadık ama sizin mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bakın karşıda belli belirsiz bir kale kalıntıları var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum da tam yukarı kısımda. Şöyle gösterecek olursam, şurası. Burası Amasra'yı savundukları ilk hisarmış arkadaşlar. Burada bir hisar varmış. Donanmalar buraya geldikleri zaman ilk bu hisardan Amasra'yı korumaya çalışıyorlarmış. Tabii zamanla yıkılmış. Alt tarafından zaten lavların oluşturduğu izleri halen görebiliyorsunuz. Bu bölge tamamen bir volkanik kökenli bir bölge. Yani böyle zaten şeye karşıdan bakıyorlar. Sunanın karşısında duruyor aslında. İlginç bir yer. Yani görmek isterdik ama hava muhalefeti nedeniyle o tarafa geçemiyoruz. Böyle uzaktan sana koşuyoruz. Lav sütunlarına geldik arkadaşlar. Burası da Bartın, Amasra yaklaşık 45 dakika mesafede. Yine Bartın'a bağlı bir yerdeyiz. Burası 80 milyon yıllık geçmişe sahip. Dünyadaki 4 lav sütunundan bir tanesi. İnce Kum sahille birlikte burası çok ünlü. Burası Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı da harika bir yürüyüş rotası yapmış. Zaten arada görüntülerde gördünüz. Yani güzel bir havada, eminim ki burası daha muhteşem olacaktır ama biz maalesef bu havada geldik. Burayı da tanıtmamak olmazdı. Ben de ilk defa gördüm. Gerçekten güzel kareler çektik yine bu havaya rağmen. Burası kötü bir havada geldiğim için gerçekten bayağı soğuk ve dalgalı. O yüzden şimdi şu gördüğünüz muhteşem mekan, işte dünyada 4 taneden bir tanesi olan Güzelcehisar lav sütunları burası. 80 milyon yıllık sütunlar arkadaşlar, burası gerçekten muazzam bir yer. Çok burada duramıyorum, sular geliyor sürekli. Çünkü üstüm çok müsait değil ama gerçekten harika bir yer. Türkiye'de gördüğüm en ilginç doğal oluşumlardan bir tanesi bu arada, söylemeliyim. Mükemmel. Burada Bartın'ı noktalıyoruz, Amasra'yı noktalıyoruz. Bir sonraki gezimizde Zonguldak olacak. Zonguldak'ı anlatmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim de kanalıma da devam edin.
Görüşmek üzere. Bartın'dan selamlar.